وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ Onlara Rablerinin ayetlerinden her ne ayet gelse fark etmez. Hangi gelirse gelsin, gelen her ayete karşılık verdikleri tepki illaki kânû anhâ mu'ridîn. Ondan yüz çevirirler idi. Omuz silker, umursamaz, alaka duymaz, beğenmez, hoşlanmaz, sırtını dönerlerdi. Her ne ayet geldiyse onlara, وَمَا تَأْتِيهِمْ Her ne geldiyse, min ayetin herhangi bir ayet, min ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerinden. اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ Bu, şu ifade de Kur'an-ı Kerim'de epeyce bir var. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ayetin مِنْ مُحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Evet. Evet. وَمَا تَأْتِيهِمْ وَمَا تَأْتِيهِمْ وَمَا تَأْتِيهِمْ Diğerinde zamir şey olduğundan müzekker, bunlar da müennes. Ama bu kalıp benzer şekilde işliyor. وَمَا يَأْتِيهِمْ وَمَا تَأْتِيهِمْ biçiminde İki yerde, biri En'am suresinde bizim okuduğumuz ayet, diğeri Yasin suresinde tanıdık bir ayet. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ Evet, hiçbir fark yok değil mi? اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِض۪ينَ Evet, hiçbir fark yok. Yasin suresi 46. ayet. Tamamıyla aynı. Evet. İki tane varmış böyle. Onlara her ne ayet gelse Rablerinin ayetlerinden illaki onlardan yüz çevirirlerdi. Bir de ye'tihim biçiminde ye'tihim ye'tihim böyle de üç tane var. Zamir müzekkere döndüğü için Resul'e geldi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ Onlara ne Resul gelse اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ İlla ki onunla istihza ediyorlardı. Ne Resul gelse onlara, yani hangisi gelirse gelsin, gelen her Resul'le istihza ettiler. İstisnasız. اِلَّا كَانُوا Şuara suresi 5. ayette وَمَا يَأْتِيهِمْ Onlara ne gelse min zikrin bir hatırlatma öğüt minar rahmani rahmandan muhdathin yeni illa kanu anhu muaridin illa ki ondan yüz çeviriyorlardı. Yani 10 tane rahmandan zikir gelse, hatırlatma gelse, birini makul karşılasalar da işte 9 tanesini reddetseler, bu taife, bu kesim, yok sayıcı kesim, kafir kesim hiç fark etmemiş. Allah'ın hangi ayeti gelirse gelsin hep aynı tepkiyi vermişler. Dikkat ederseniz bu ifadeler bütüncül ifadeler. İlla diyor. Bir tane daha var. Zuhruf suresi. Yine aynı kesim. وَمَا يَأْتِيهِمْ Onlara ne gelse مِنْ نَبِيِّنْ Herhangi bir nebi İlla kanu bihi yestehzi'un. İlla ki onunla istihza ediyorlardı. Böylece Resul versiyonu varmış. Değil mi? Evet. Hicr suresinde Resul versiyonu var. Alay etme söz ediliyor. Nebi var. Nebi ile de aynı şekilde alay etme. Şuara suresindeki ise zikirmiş öğüt. Zikir olunca yüz çevirme. Tıpkı bizim ayetlerdeki gibi وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ Ayetlere yönelik tepkilerini Cenab-ı Hak yüz çevirme olarak, sırtını dönme olarak, Resul'e ve Nebi'ye olan tepkiyi ise
alay etme, istihza etme şeklinde ifade buyuruyor. Bu kesimin bu bütüncül yaklaşımı, yani vahye yönelik tamamen kapalı yaklaşımı, kendisini açmayan, istihza eden, aşağılayan yaklaşımı, belli ki onların maksatlı yaklaşımlarını da ele veriyor. Yani ne gelse fark etmiyor. Allah'ın, Rablerinin ayetlerinden her ne ayet onlara erişse, verdikleri tepki aynı. Tamamıyla silme, itiraz ediyorlar, silme, reddediyorlar, bütünüyle görmezden geliyorlar ve istihza ediyorlar. Bu onların şartlandıklarını, maksatlı yaklaştıklarını gösterir.